Sıra geldi yengeç ve yükselen yengeç burçlarına. Yengeçler sene boyunca yatırım, para, finans, vergi, bu konularla ilgilenecekler. Burs, prim, nafaka, vergi konuları, yatırım konuları, bunlarla haşir neşir olacakları bir 2021 senesi bekliyor olacak onları özellikle. Daha fazla para kazanmak adına biraz para harcamaları gerekecek aslında bir yerde. Çok önemli yatırımlar yapacaklar. Aynı şekilde bir ortaklık işleri varsa veya partnerleri, evli oldukları kişinin de ekonomik anlamda sorumluluk alıp ama bir o kadar da parasının da arttığı bir 2021 senesi olacak onlar için. 14 Mayıs'ta 28 Temmuz arası özellikle Jüpiter'in burç değiştirmesiyle birlikte fırsat ve şanslar, eğitim, akademik konular, yabancılar, yurt dışı, uluslararası işler. Bu alanda özellikle çok güzel fırsatlar ve şanslar elde edebilirler. Yurt dışında yaşamak, yurt dışında ev almak ya da yurt dışında bir hayat kurmak için bu tarih aralığını çok rahat bir şekilde yengeç ve yükselen yengeç burçları değerlendirebilirler. Özellikle Mayıs ve Haziran tutulmalar birazcık daha onların gizli düşmanlıklar ve sağlığı ilgilendiren alanda meydana gelecek. Mayıs ve Haziran ayı bir taraftan iş ortamını, işle ilgili şeyleri toparlamaya çalışacaklar. İşle ilgili lütfen özellikle Mayıs ve Haziran'da işleri son dakikaya bırakmamalarında fayda var. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Mayıs ve Haziran'da özellikle ikizler, yay burçlarındaki tutulmalar, sinir sistemi, eller, kollar, parmaklar, bacaklar ve kas sistemini sembolize eder. Bu yüzden özellikle bedende bunlara birazcık daha dikkat etmelerinde özellikle fayda var. Kasım ayında gerçekleşecek olan tutulma belki de bir arkadaşla veya bir dostla artık yollarını ayırmaları gerektiğine işaret edecek yengeç ve yükselen yengeçler için. Özellikle sene sonunda gerçekleşecek olan boğadaki bu tutulma iş hayatından kazandıkları gelirler, burslar, primler vesaire artabilir. Böyle bir sene bekliyor yengeç ve yükselen yengeçleri.